Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine hareket problemlerinin ikinci testiyle devam ediyoruz. İki araç düzgün altıgen şeklindeki bir yol boyunca zıt yönde hareket ediyorlar. Evet, bakın birisi bu yönde, diğeri de bu yönde hareket ediyor. Araçlar aynı anda A noktasından şekilde gösterilen yönlerde V1 ve V2 hızları ile yola çıktıklarında ikinci kez B noktasında karşılaştıklarına göre V1 bölü V2 oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ilk kez diyelim ki şurada karşılaşsınlar. Bilmiyorum, tamamen atıyorum arkadaşlar. Bu şimdi düzgün altıgen olduğundan dolayı her bir kenarı ne olacak arkadaşlar? X olmuş olacak değil mi? Bakın şurası X olmuş olacak. Şurası da K olsun arkadaşlar. O zaman geri kalan kısmı da bakın şurası da ne olması lazım? X eksi K olması lazım arkadaşlar. Şimdi şu V1 hızıyla hareket eden şuraya gelene kadar arkadaşlar ne kadar yol gitmiş oluyor? X, 2x, 2x artı k, değil mi? 2x artı k yol gitmiş oluyor. V1 hızıyla t sürede gelsin. Aynı sürede arkadaşlar V2 ile gelen x, 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 x. Bakın kaç tane? 4 tane x geliyor. Eksi k. V2 hızıyla t sürede gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan oranlama yapacak olursak bakın t'ler birbirine götürecek. Buradan V1 bölü V2 2x artı k bölü 4x eksi k'ymış arkadaşlar. Şimdi ikinci kez karşılaştırmalarını ben nerede olmasını istiyorum? B'de olmasını istiyorum. O zaman V1 hızıyla gelen bakın V1 hızı bu V1 olan buraya geldi. V2 de yine burada geldi. Karşılaştırdılar ya arkadaşlar. Bu ne tarafa? Bak bu tarafa doğru gitmiş olacak. V1 hızıyla bakın T1 saatte ne kadar yol gitmiş olacak? X, 2x, 3x ve 4x gitmiş olacak değil mi? 4x bir de x eksi k gitmiş olacak. 5x eksi k gitmiş olacak. 5x eksi k yol gitmiş olacak. V2 hızıyla giden de arkadaşlar yine T1 sürede aynı sürede çünkü. B'ye kadar gelecek ya bakın buradan buraya gelene kadar x artı k gitmiş olacak. Buradan yine oranlama yapalım arkadaşlar. Oranlama yapalım. Niye oranlama? V1 bölü V2'yi bulmak için. Tamam. Burada V1 bölü V2 neye eşitti? 2x artı k da şurada yapalım. 2x artı k bölü 4x eksi k eşittir. Burada aynı V1 bölü V2 5x eksi k bölü x artı k arkadaşlar. Buradan yer açalım kendimize biraz. Şöyle. Şöyle alt kısmı alalım arkadaşlar. Evet, içler dışlar çarpımı yapalım şimdi buradan. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak ne olacak? 2x kare artı 2xk artı xk artı k kare eşittir 20xk kare ya 20x kare eksi 4xk eksi 5xk artı k kare. Bakın buradan k kareler birbirine götürmüş olacak. 2x kareyi sağ tarafa atacak olursam 18x kare olacak. xk'ları da sol tarafa atacak olursam 3xk burada var. Eksi 9xk attığım zaman 12xk mı yapıyor? 12xk yapacak. Bundan x'ler de birbirine götürecek arkadaşlar. 6 ile sadeleştirirsem 2, 6 ile sadeleştirirsem 3 olacak. Yani buradan 2k eşittir 3x olmuş olacak. Şimdi k dediğimiz arkadaşlar 3p olsun. O zaman x ne olacak? X de 2p olacak. Tamam. Bizden v1 bölü v2 oranını istiyordu ya. V1 bölü v2 oranı. Zaten ya bu arkadaşlar ya da bu olacak değil mi? Bundan bir tanesini deneyelim. Şunu deneyelim. X gördüğümüz yere 2p yazacak olursam 2 çarpı 2p'den 4p gelmiş olacak. Artı k. K dediğimiz arkadaşlar 3p'ydi. Bölü 4x yani 4 çarpı 2'den 8p eksi ne olacak? K yani 3p olacak. Buradan da 7p bölü 5p. P'ler birbirine götürecek arkadaşlar. 7 bölü 5 olarak bulmuş olacağız. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 2'ye. Çevresi 480 metre olan dairesel bir pistten A ve B noktalarından iki araç şekilde gösterilen yönlerde ve hızlarda aynı anda yola çıktıktan 4 dakika sonra karşılaşmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi şurası 4'te 1 değil mi? Tamamı 480 ise 4'te 1 arkadaşlar ne olacak? 120 metre olacak. O zaman arkadaşlar bakın şu aradaki mesafe ne olmuş olacak?
480'den 120'yi çıkardığım zaman da 360 metre olmuş olacak. Yani bunların aralarındaki mesafe arkadaşlar şöyle doğrusal şeklinde gösterelim. Ne olacak? 360 metre olacak. Değil mi? V artı 5 hızıyla ve V artı 15 hızıyla birbirlerine doğru gelecekler. Bu şekilde düşünebiliriz. 4 dakika sonra da karşılaşacaklar arkadaşlar. O zaman birbirlerine doğru hareket ettiklerinde ne yapıyorduk? Biz hızlarını topluyorduk. Toplayalım. V artı 5 ile V artı 15'i toplayıp hızla çarpıyorum. Değil mi? Zamanla çarpıyorum ve yolu buluyorum arkadaşlar. Buradan sadeleştirdiğim zaman 90 gelecek. 2V artı 20 eşittir 90. 2V buradan 70. V de 35 gelecek. Bizden ne istiyordu? V'yi istiyordu zaten. Bakın doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 3'e. Bir otobüs K şehrinden 65 kilometre hız ile harekete başladıktan 2 saat sonra L şehrinden bir taksi 55 kilometre hız ile K şehrine doğru hareket ediyor. Önce otobüs ne yapacakmış? 2 saat gidecekmiş arkadaşlar. 2 saatte ne kadar gider? 2 çarpı 65'ten 130 gitmiş olacak. KL yolu 490. O zaman arkadaşlar şu geri kalan yol ne kadar olmuş oluyor? 490'dan 130'u çıkartırsam 360 olmuş oluyor. Değil mi? İki araç taksi hareket ettikten kaç saat sonra karşılaşırlar? Şimdi otobüs ne olmuş oldu arkadaşlar? Buraya gelmiş oldu. Değil mi? Bunlar bakın yine birbirlerine doğru hareket ediyorlar. O zaman aralarındaki mesafede bakın 360. 360 eşittir. Hızlarını topluyorum. Değil mi? 65 artı 55. 55. Ne kadar sürede karşılaşsınlar? T sürede karşılaşsınlar arkadaşlar. Buradan da 360 eşittir. 120T. T de buradan 3 olur. İki taksi, iki araç taksi hareket ettikten, yani şu hareket ettikten kaç saat sonra? Zaten onu da T demiştik arkadaşlar, değil mi? Ne olacak? Doğru cevabımız bakın A şıkkı. Evet. Geldik 4'e. KL arası 42 kilometre olmak üzere. Bakın şurası neymiş? 42'ymiş. K ve L şehrinden aynı anda ve aynı yönde şekildeki gibi 50 ve 36 kilometre hızlı ile yola çıkan iki araç K şehrinden kaç kilometre uzakta yan yana gelir? Şimdi arkadaşlar şöyle şurada yan yana gelsinler. Şuradan şuraya kadar olan mesafede bakın şuraya da M diyelim. MK arası mesafeye de X diyelim arkadaşlar. 36 kilometre ile giden yani hızı 36 olan X kilometre gitmiş olacak. T sürede 36 çarpı T kadar yol gitmiş olur. Değil mi? Diğeri de 50 ile giden de arkadaşlar nereye kadar? Bakın şurada yan yana gelsin dedik ya. X gidecek bir de 42 gidecek. Yani X artı 42 eşittir. 50 kilometre hızla T saatte gidecek. X buradan 36T idi arkadaşlar. X gördüğüm yere şuradan 36T yazacak olursam artı 42 eşittir. 50T. Buradan 14T eşittir. 42 T de buradan 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi siz arkadaşlar şimdi şöyle diyelim cevabı bir bulalım. K şehrinden kaç kilometre? K şehrinden x kilometre uzakta demedik mi? X'i de 36T bulmadık mı? T'yi de 3 buldum. 36 çarpı 3'ten 108 kilometre olarak buluruz arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz ikinci bir yol olarak. Şimdi bunların aralarındaki mesafe 42 ya. Evet. O zaman bunların hızlarının aynı yönde hareket ediyorlar ya. O zaman hızlarının farkını almamız lazım. Hızlarının farkı ne olacak? 50 eksi 36'dan 14. T sürede arkadaşlar bunlara yan yana gelmiş olsun. Buradan T'yi yine 3 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Bu şekilde de bulunabilir. Geldik 5'e. Galip öğretmen okuldan yürüyerek 6 kilometre hızla saat 9.40'da yola çıkmış ve 10.20'de saatine baktığında 10.50'de okulda ders olduğunu hatırlamıştır. Şimdi şöyle bir yol olmuş olsun arkadaşlar. Şurası okul. Tamam. Burası okul olmuş olsun. Şimdi Galip öğretmen ne yapıyor? 6 kilometre hızla yürüyüşe çıkıyor. Saat kaçta? Saat 09.40'da arkadaşlar. Tamam. Ne kadar yürüyor arkadaşlar? Bakın 09.40'dan 10.20'ye 40 dakika yürüyor. Ama şimdi biz burada hızını saat olarak alıyoruz ya. O zaman 40 dakikayı ne yapacağım? Saate çevireceğim. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ne kadarlık bir yol gider? Şuraya kadar gitmiş olsun diyelim ki. X eşittir. Hızı ne? 6 çarpı saat olarak yazmam lazım. Bakın zamanı 40 dakikaydı ya. 60'a bölerim saate çevirmek için. O yüzden bakın şunlar gider. 2'ye 3 olur sadeleştirdiğim zaman. 6 ile 3'ü sadeleştiririm. 2, 2 çarpı 2'den 4. Yani
4 kilometre yürüyormuş arkadaşlar 40 dakikada. Şurası 4 kilometre. Evet. Şimdi saatine baktı. Saati kaç oldu? Bak buraya geldi şimdi saat 10:20. Okula gidecek arkadaşlar o 10:50'de yani şuradan şuraya kadar yarım saat gidecek değil mi? 30 dakika gitmesi lazım. Derse yetişmesi için arkadaşlar. Şimdi ilk başta hızı neydi? 6 değil miydi? Ne kadar artırsın? Soru işareti kadar artırsın arkadaşlar. Hızı acaba şimdi 30 dakika gidecek ya. Saate çevireceğim. O da 1 bölü 2 saat olacak değil mi? 30 bölü 60'tan 1 bölü 2. Ne kadar yol gidecek? 4 kilometreye gidecek. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 6 artı soru işareti eşittir 8. Soru işareti de 2. Yani arkadaşlar 2 kilometre artırması gerekiyormuş. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 6. soruya. Düzgün altıgen şeklindeki pist üzerinde hareket eden iki araç aynı anda karşılıklı olarak C ve F noktasından şekilde gösterilen yönlerde V1 ve V2 hızları ile harekete başlıyor. Tamam. Araçların birinci karşılaşması 4 saniye sonra olduğuna göre dördüncü karşılaşması kaç saniye sonra olur? Şimdi arkadaşlar bu düzgün altıgen şeklinde ya. O zaman şuradaki mesafelere biz ne diyelim? X diyelim. Ne olacak arkadaşlar? 6x olmuş olacak çevresi. Tamam. Şimdi birinci karşılaşmaları 4 saniye sonra olacak ya. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi aralarındaki mesafe bakın 3x değil mi? 3x'lik bir mesafe var. Bu buradan geliyor V1 hızıyla. Bu da V2 hızıyla buradan geliyor. Yol dediğimiz arkadaşlar ne olacak? Birbirlerine doğru hareket ettiklerinden dolayı hızlarını toplayacağım. V1 artı V2. Ne olacak? 4 saniye sonra karşılaşıyorlar. Yani 3x dediğim burada 4V1 artı 4V2 olmuş olacak. Evet, 4V1 artı 4V2 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi dördüncü karşılaşma kaç saniye sonra olur diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın şöyle düşünelim. Şimdi bunlar aralarındaki mesafe 3x değil mi? Evet. Yani 3x dediğim aslında düzgün altıgenin yarısı. Bizim yolumuzun yarısı. Yani arkadaşlar ne olmuş olacak? 3x mesafe olduğunda bak 4 saniye sonra karşılaşıyorlar. Değil mi? Şimdi diyelim ki şurada karşılaşsınlar. Sallıyorum tamamen. Şurada karşılaşsınlar arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sonraki karşılaşmaları artık aralarındaki mesafe çevrenin kendisi kadar olmayacak mı? Evet. Yani 6x'lik bir karşılaşma olacak ikinci karşılaşmalı. Kaç saniye sonra olur? 8 saniye olur. Bakın üçüncü karşılaşmaları aralarındaki mesafe yine 6x olacak arkadaşlar. Yine 8 saniye olacak. Dördüncü karşılaşmalarında aralarındaki mesafe yine 6x olacak. Yine 8 saniye olmuş olacak. O zaman toplam kaç saniye geçmiş olur? Bakın 3 kere 8'den 24. 4 de buradan 28 saniye geçmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 7'ye. İki araç A ve B noktalarından aynı anda aynı yönde şekildeki gibi 70 ve 25 km hızları ile harekete başlıyorlar. AB 800 180 km olduğuna göre kaç saat sonra iki araç yan yana gelir? Şimdi arkadaşlar bunların arasındaki mesafe 180 değil mi? Aralarındaki mesafe 180 ise arkadaşlar şöyle aynı yönde hareket ettiklerinden dolayı hızlarını çıkartırım. 70 eksi 25 derim. Çarpı t saat sonra yan yana gelsinler. Buradan 180 eşittir 45 çarpı t. T de buradan 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkı. Tabii şöyle de yapabiliriz. Diyelim ki nerede karşılaşsınlar? Şurada yan yana gelsinler arkadaşlar. Daha doğrusu. Şurası da C noktası olsun. Burası x olsun arkadaşlar. X eşittir. Bakın 25 ile giden x kilometre yol gitmiş olacak. 25 çarpı t sürede bu kadar yol gitmiş olacak. 70 ile giden de hem 180 gidecek hem de x'i gidecek. 180 artı x eşittir. Ne olacak? Arkadaşlar 70 ile gidecek. T sürede gitmiş olacak. X gördüğüm yere buradan 25t yazacak olursam 180 artı 25t eşittir 70t olacak. 180 eşittir 45t. T buradan yine 4 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Değil mi? Veya üçüncü olarak da şöyle yapabilirsiniz. Bakın şimdi 1 saat gitmiş olsa bu 1 saatte 70 gidecek. Bu da 1 saatte 25 gidecek. O zaman 1 saatte kaç aralarındaki mesafe ne kadar azalır arkadaşlar? 45 kilometre azalır.
Değil mi? Şimdi aralarında normalde ne kadar var? 180 kilometre. 180 kilometrenin kapanması için bakın bunun kaç katı? 4 katı. O zaman birinde 4 katı yine 4 saat olarak buluruz arkadaşlar. Tamam. Geldik 8'e. Çevresi 75 kilometre olan düzgün dairesel pistin A noktasından iki araç aynı anda aynı yönde 75 kilometre ve 60 kilometre hızla ileride harekete geçiyorlar. Tamam. Çevresi neymiş? 75'miş. Şöyle 75 kilometre. İki araç harekete başladıktan kaç saat sonra ilk kez yan yana gelir? Şimdi arkadaşlar bunlar başladıkları yer aynı ya. Mesafesi 75 kilometre değil mi? Aralarındaki mesafe. Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Bunların yan yana gelmesini isteyeceğim. Şimdi bir saatte hızlı giden araç yani 75 gider bir saatte. Diğeri de 60 gidecek. Aralarında ne kadar fark olur bir saatte? 15 kilometre fark olur. Değil mi? Ben şimdi 75 kilometrenin kapanmasını istiyorum. Kaç saat geçmesi lazım? Bak bunun kaç katı? 5 katı. O zaman birinde 5 katı ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 9. ve son sorumuza. Şekilde A ve B hareketlerini yol zaman grafiği verilmiştir. Şimdi biz arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zaman değil mi? O zaman yol bölü zaman bakın yol bölü zaman ne olacak? Bana hızı verecek. Değil mi? Evet. Şimdi yol ne bu burada? Bakın A'yı hesaplayacak olursam A aracını yol bölü zaman yani 320 bölü 60'tan A'nın hızı ne olacakmış arkadaşlar? 64. Tamam. 64 kilometre. Evet. Şimdi B'nin hızını hesaplayalım. Bakın 6 saatte ne olacak arkadaşlar? 288 gitmiş. Değil mi? O zaman 1 saatte ne kadar gitmiş olur arkadaşlar? B'de 48 kilometre. Yani 288'i burada 6'ya bölmüş olduk. Tamam. A ve B araçları şekilde verilen hızlar ile çevresi 80 kilometre olan düzgün dairesel bir pistten şöyle dairesel bir pist olsun arkadaşlar. Çevresi neymiş? Çevresi 80'miş. Aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde. Ne diyor yani? Şuradan olsun. Aynı noktadan şöyle aynı yönde hareket edecekler. Tabi birinin hızı 48, ötekinin hızı 64 olmuş olacak arkadaşlar. En az kaç saat sonra ilk kez yan yana gelirler diyor. Şimdi yukarıdaki mantıktan bir saatte aralarında ne kadar fark olur arkadaşlar? 16 kilometre fark olur. Peki bunların aralarındaki mesafe 80 değil mi? Bu 80 kilometreyi kapatmak için arkadaşlar kaç saat geçmesi lazım? 16'nın 5 katı 80 yapar. Birinde 5 katı ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Peki burada niye en az demiş arkadaşlar? Çünkü bu ilk karşılaşmayı aslında kastettiğini anlamamız lazım. Çünkü ilk karşılaşmadan sonra ikinci kez karşılaşabilirler, üçüncü kez karşılaşabilirler. O yüzden arkadaşlar en az demiş bize. Tamam mı? İlk karşılaşmayı kastediyor yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.